Musa Bolaev. İtalyan sporcunun 2018 dünya ikinciliği var. Zaten olimpik sıralamada gördük, ikinci sırada. 2019 Avrupa şampiyonu aynı zamanda İtalyan sporcu. Özbekistanlı sporcunun da... Não deixe de se inscrever em nosso canal. A sua participação é muito importante. Inscreva-se, compartilhe, assine o sininho. Subscribe our channel. Uyarıyla başladık. Yine eski milli sporcularımızdan Esra Bahadır, eski milli sporcumuz, Avrupa dünya dereceli sporcu, katacı. Tüm sporculara başarılar dilemiş. Spor TV ekranlarına çok teşekkür ediyor. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Karateyi ekranlarda ilk kez gördüm. Takip etmeye başladım. Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Evet, biraz geç kaldı yazan ama sonunda yine takip etmeyi bilmiş takipçimiz. Uzun yıllardır Spor TV ekranlarında karate heyecanını yaşıyoruz. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Sizlerin desteği de bizim için oldukça önemli. Onu da sizlerle paylaşalım. Yorumlarınızı, destek mesajlarınızı bekliyoruz. Değerli karate tutkunları, az önce ifade etmiştim, gerek Sports TV, gerek Hüsami Özmen ve gerekse Koray Aldemir hesaplarından, Twitter'dan, Instagram'dan yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Yarısı geride kalacak. Müsabakanın henüz bir puan çıkartan sporcu olmadı. Tabii altın madalya maçı olduğu için biraz tedbirliler. Kesinlikle öyle. Bir tarafta ilk puanı vermemenin doğru. İtalya ekolü, diğer tarafta Özbek ekolü karate'de. Avrupa'da özellikle İspanya, Fransa'dan sonra İtalya'da çok ciddi bir çıkış dönemi yaşıyor karate'de. Yine Beylikdüzü genç olimpik sporcularından Merve Yavuz bütün milli takıma, sporculara başarılar diliyor. Yine Denizli Karate İhtisas Spor Kulübü Başkanı ve Ulusal Ekonu Mustafa Taştekin Sports TV'ye çok teşekkür ediyor. Yine Ümraniye Çelebi Spor Kulübü'nden Yusuf Hançerli bize bu gururu yaşattığı için sporcularımıza başarılar diliyor. Evet, biraz kısır bir müsabaka final mücadelesi. Tabii ki kimse hata yapmak istemiyor. Herkes daha dikkatli finalde özellikle, ama Yuji Busa da puanı aldı. Lembrando que a categoria menos de 75 quilos é das mais disputadas com grandes atletas, onde temos também Rafael Agaev. Muitos atletas dessa categoria não compareceram à Premier de Istambul, mas é uma categoria vibrante, uma categoria muito disputada. Yine bugün Uğur Aktaş da şanssız bir şekilde kaybetti. Özbek sporcu da bu arada bir anda 2-1'e getirdi durumu. İtiraz geldi. Yine bir mesajımız var. Bu önemli organizasyonu evlerimize taşıdığınız için Sports TV ailesine, yorumlarıyla verdiğiniz katkılardan dolayı Hüsam Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Türk milli takımımızı ve organizasyonda dünya kimliğine terfi eden babam Yaşar Coşkun'u tebrik ederim. Evet. İyi yayınlar demiş. Biz de çok tebrik ediyoruz Yaşar Coşkun hocamızı, İsmail Güney hocamızı ve şeyimiz Baybar hocamızı. Dünya hakemi oldular. Bir kez daha karate'de hangi noktadayız onu tüm dünyaya gösterdiler.
Artık son saniyeler. Özbek sporcunun 2-1 üstünlüğü var. Ruci Busa karşısında. Ama tecrübesini konuşurdu. 3 puanını aldı son evet. saniyede. Son saniyede. Karate böyle bir spor. O yüzden çok seviliyor. Kimin ne zaman ve nasıl kazanacağını bilemiyoruz. Ve heyecan da bunun için hep üst düzeyde kalıyor. Ve kazanan altın madalyaya uzanan taraf İtalyan sporcu Luigi Busa ve rakibini... Tivemos aí então a vitória de Luigi Busa da Itália.